Arkadaşlar bugün 24 Ocak 2022 Pazartesi. Türkiye'nin hususiyetle İstanbul'un gündemi karla mücadele. Lakin sabah saatlerinde Yeşilçam'ın meşhur oyuncusu Fatma Girik öldü. Ve Fatma Girik'in bir vasiyeti var. Bu vasiyette der ki ben Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız gömülmek istiyorum. Lakin bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre Fatma Girik'in yarın Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve bedeni Bodrum'a gömülmek üzere gönderilecek. Şimdi bizim bu mevzuya şu şekil bir yaklaşımımız var. Arkadaş ömrü hayatında bir insanın istediği şekilde son uğurlama merasimi neden yapılmıyor? Burada hususiyetle diyanetin imamları neye zorlanıyor? İnsan her şeyi seçmeye özgürdür, hürdür. Sizin bakış açınıza göre her zaman hürriyetten bahsediyorsunuz. O zaman neden bu e, zorlamayı hem imama hem de o ruha karşılık yapıyorsunuz? Yani o Fatma Girin'in ruhu muzdarip olmayacak mı bundan? Bu manada hususiyetle Diyanet'in bu şekil vasiyet yapanlara gerekeni yapmasını rica ediyoruz. Ve mevzunun bir yönü daha var ki Gülriz Sururi ve eşi Engin Cezzar sırlı bir şekilde öldüklerinden me cenaze merasimsiz gömüldükten sonra ilan verilip cenazeleri e, insanlara nakledilmiş ve ilanda denilmiş ki dünyamızdaki yolculuğunu tamamladı dilediği gibi dün toprağa karıştı. Yani hem Gülris Dururi hem Engin Cezzar karı koca ikisi de öldükten ve gömüldükten merasimsiz gömüldükten sonra e bu şekil ilanla yad edilmişler. Ve Gülriz Sururi'nin eşi Engin Cezzar'ın babası Fevziye Mekteplerinin vakıf kurucularından deyip bir sır olduğunu naklederek Fatma Giri'nin toprağı bol, mezarı bol ışıklı olsun diyor.